Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz oyuncu, yazar ve öğretmen Emre Tetikel olacak. Emre Bey hoş geldiniz Merhaba. yayınımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? <laughs> Bizler deyiz. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Vallahi bu aralar biraz yoğun, yoğun geçiyor. Şimdi yeni bir tiyatro e ekibimizi tekrar bir araya toparladık malum herkes dizilerde oynadığı için işte ya da farklı işlerde çalıştığı için yine sinema, televizyon sektöründe ekibi bir araya toparlamak zor. Ee, yeni bir tiyatro oyuna başlayacağız. Provalara başladık. Büyük ihtimal bir 2-3 ay sonra e, oyunu oynamaya başlayacağız. Bir yandan işte ben ikinci roman, romanımı tamamladım. Evet. E, kısmetse o da 1-2 ay içerisinde çıkacak ama e, 2023 yılının ilk projesi olarak işte yılbaşından sonra çıkarmayı düşünüyoruz. Ona bir e, onun yoğunluğu var, onun hazırlığı var. E, bir yandan görüştüm bir iki dizi var. Yine yeni sezonda 2023 yılında Ocak'tan sonra bunun hazırlığı var, bunların yoğunluğu var. Bir yandan işte tiyatro öğretmenine devam ediyorum, evet. eğitim veriyoruz. Hı hı. E, bu şekilde yoğun geçiyor. Onlarla ilgili sorularım olacak ama sizi yer aldığınız projelerden tanıyoruz. Ama hı hı. biraz daha yakından tanıyalım istiyorum. Nasıl bir çocukluğunuz vardı mesela? Valla çocukluğum biraz... <laughs> Travma ya. <laughs> yani yok hiç travmam hiç olmadı da. Ya çok yaramaz biriydim. Ben yani klasik şimdi herkesin dediği gibi işte ben yaramaz bir çocuktum falan diyorlar ya. Yani benim ciddi bir e, yaramazlığım, var vardı. tabi yani annem bana dediği şey ya da başkalarının küçükken dediği şey yapma oğlum yapma Emre. Tek duyduğum laf buydu benim küçükken. O kadar yaramazdın yani. <laughs> evet yani Tekir'de alıp ben yani orada doğdum. Trakyalıyız. Selanik göçmeniyiz. Kökenimiz oraya dayanıyor. Çocukluğum Tekirdağ'da geçti. Orada ilkokul, ortaokul, lise bölümlerini orada okudum. Ee, ama tabii o dönemler Tekirdağ küçük bir yer olduğu için çok gelişmiş bir yer değil. Yani çok örnek mesela ortaokuldan sonra gidebileceğiniz yerler çok kısıtlı. Ya benim zamanımda güzel sanatlar lisesi yoktu. Ben çok isterdim bir e, resim bölümü. Ya örnek mesela tiyatro bölümü kendi alanına tiyatro bölümüne gideyim, orada eğitim alayım. Böyle bir şey yok. Şimdi ortaokulda bile var. Hı hı. Yani şu anki nesil çok şanslı. Kesinlikle. Çok şanslı. Bundan dolayı da ben İstanbul'a geldim. Eğitimimi burada tamamladım. İşletme ve oyunculuk bölümünü bitirdim. Yurt dışı bir üniversite uzaktan bitirdim. Burada anlaşmalı üniversitelerde eğitim alarak. işletme ve İngilizce işletme ve oyunculuk bölümünü bitirdim. Ama benim tabii hayatımdaki dönüm noktam şöyle oldu. Selçuklu Ergüven özellikle... Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsın. Onunla beraber tiyatroda yetiştim ben. Sene... 2007-2008 civarları tabii ondan sonrası vesaire. E, e, tabii ki hocalarımızın... Aykut Aray olsun, e, oradaki ekip hepsi birilerinin arkadaş oldukları için sürekli bizimle beraberlerdi Bahariye Sanat Merkezi'nde, Kadıköy'de. Onlarla yetiştim ben. Onlardan öğrendim tiyatroyu. Yani sadece... E, rahmetli Selçuk Hoca'nın bile... E, 25 senelik tiyatro hayatı var pardon 55 senelik tiyatro hayatı vardı. Yani 55 sene sadece bir tiyatro hayatı yani kariyeri düşünün yani yaptıklarını yaşadıklarını ondan öğrenebileceğiniz şeyleri düşünün. Çok şey öğrendik. Öğrendiklerimizi de eğitim verdiğimiz yerlerde öğrencilerimize geçirmeye çalışıyoruz. Ama benim hayat, hayat mottom biraz daha şey. iyi bir insan olmazsanız eğer yani dünyanın en zengin insanı olsanız ne olacak? Dünyanın en büyük mühendisi, dünyanın en başarılı oyuncusu, en iyi doktoru... iyi bir insan olmayı yaratıyoruz çocuklara. Önemli olan bu. İyi bir insan olmadığın sürece yaptığın hiçbir iş... Yararlı. sana ...yararı yok. Yani karma denen bir şey var. Hayatta ne kadar iyilik yaparsan hayat sana onu, onu veriyor. Bu gerçekten çok doğru bir şey. İsterseniz buna dini inanç deyin. işte Tanrı'nın, Allah'ın gazabı ya da adaleti deyin. Ya da enerjisel boyutta inanıyorsanız, işte verdiğiniz enerji size öyle geliyor falan ama... ...gerçekten öyle. Hayatta iyi insan olmak önemli ve ben benim hocalarımdan da ilk önce bunu öğrendim ben. İyi bir insan olursan, işini de doğru düzgün yapıyorsun. Tabii tiyatronun en önemli öğrettiği şeylerden bir tanesi disiplin. Disiplin olmadığı zaman... Disiplin aslında her şeyde çok önemli. Ya tabii ki. Her alanda, her sektörde. Peki inançlı biri misiniz? Yani inançlı biri... <laughs> ya inanmaktan bahsettiğimiz için soruyorum özünde inandım. Ya benim hayatım bilim ve sanat var. Yani ben benim bana önderlik eden geleceği dair, şu anki düşüncelerim dair, geçmişimdeki düşüncelerim dair, bana önderlik eden tek şey bilim ve sanat. Onun dışında pek bir şey sokmuyorum hayatıma. Ama tabii ki bir e, bazı şeylerin rastgele oluşabileceğini düşünmüyorum. Bir yaratıcının olduğunu düşünüyorum. Ama onun dışındaki birçok şeyin hikayeden ibaret olduğunu düşünüyorum. Hı, İnanmıyorsunuz yani diğer şeylere. Ya, Din mi? Yani yaratıcı dışındaki şeylere. Yani çok şimdi ya yorum kaderi, yapıp... Mesela kaderi e, inanır mısınız mesela? Tabii ki inanmıyorum. Bunun gibi demek istedim. Yani insan kendi kaderini kendi çizer. Yani hayat yaptıklarından ibaret. Yani kader diye bir şey yok. Tek şey düşündüğün şeyler. Kendi kaderini kendin belirlersin. İnsanlar kendi kaderini kendi bile. Yani şöyle bir şey var. Yani bir laf var. Su tesisi su yolunda kırılır diye bir şey var, değil mi? Hı hı. Sen o yolda gidiyorsan, yani gece karanlıkta ormanlı bir yolda gidiyorsan, başına gelecekler belli. Ya da e, ya mesela şöyle bir şey var hayatta. Ya kötü insanlarla arkadaşlık ed ed yapıyorsunuz, ya da e, iyi insanlarla arkadaşlık yapıyorsunuz. Hayatınızda ona göre belirleniyor. Yani kötülerle gezersiniz, kötü ortamlarda bulunursanız e, tabii ki karşınıza kötü şeyler çıkacak. Hatta şöyle bir araştırma var, zengin arkadaşlar olan insanların zengin olma ihtimali ve zengin oldukları daha fazla. Oldukları hayatlar daha fazla. Böyle bir şey de var. Seçime yani, bağlı aslında. Bir laf var ya hani, e, seni tanımak için, bir insanı tanımak için e, üç, ilk üç arkadaşına bak diye. Bunun gibi bir şey. İnsanlar bilgileriyle uğurlanır, kıyafetleriyle ağırlanır. Evet, gerçekten öyle. Peki şunu da merak ediyorum. Benim mesleğim oyunculuk dediğiniz an ne zamandı mesela? Ben bu mesleği yapmalıyım düşüncesi. Ya benim ortaokuldan beri içimdeydi. Her zaman 12 yaştan beri sürekli o lisede olsun, gittiğim okulda olsun, kendi arkadaşlarım olsun, amatör bu şekilde uğraşıyorduk tabii ki. 17 yaşında diyebilirim. 17 yaşında. Tabii değil. 17 yaşında. Ya tamam artık dedim. Hani ben daha bu işte profesyonel olmalıyım. Hı hı. Ee, daha farklı insanlarla bir araya gelmeliyim. Çünkü dediğim gibi tekrarda çok fazla imkan olmadığı için İstanbul'a geldim. E, burada eğitimlerimi tamamladım. Orada... E, bak kadar dedik mesela, benim Selçuk Hoca ile tanışıp bu sektöre girmem, daha fazla işte tiyatroya ilgili olmam, eğitimlerimi tamamlamam vesaire gibi şeylere ulaşmam için e, kadersel çizgide baktığınız zaman evet hayatımda kırılma noktaları oldu ya yani, kader mi dersiniz buna ama şöyle bir şey var, çok mantıklı düşündüğünüzde etkiye tepki meselesi. Hani 5 NK1 bir diye bir şey var, ne, nerede, ne zaman, niçin, kim tarafından. Ha bu soruları aynı anda doğru zamanda aynı anda sorup ya nasıl loto oynuyorsunuz işte beş rakam aynı anda tutturunca bir şey kazanıyorsunuz. Gerçekten bu soruların da ne, ne zaman, nerede, nasıl, kim tarafından vesaire. Bu soruların cevaplarını aynı anda doğru şekilde aldığınız zaman işte o zaman şans olmuş oluyor. Ve hayat size hediye sunmuş oluyor. Peki sektöre girişiniz nasıl oldu? İlk rolünüz, not almıştım ama. Ha evet benim ilk, ilk rolüm. Ayakta kal Ya o sinema filmi, o Hı. da e, Faruk Aksoy. Aksoy filmin çektiği bir projeydi. Faruk abiye selamlarımı yolluyorum. Ee, o dönemler bir sinema filmi işte çekildi. Ee, Adnan Güler çekti. İlk sinema filmine baş olarak başlamak benim için çok heyecan vericiydi. E, tabii ki toydum ben de. daha o zaman daha da toysun. İşte Sinem Kobalı'nı, Mehmet Aslan beraber oynamıştık. Ee, Türkiye'nin ilk gençlik sinema filmi bu arada. Romantik gençlik sinema filmidir. Ee, ama ondan önce ya tabii öğrenci çağlarımızda e, çağlarımız işte bir yandan okuyoruz, bir yandan üniversite bitirmeye çalışıyoruz, bir yandan tiyatro yapıyoruz falan filan işte kira diyemiyoruz, makarna yiyoruz falan. Bir tane menajerim vardı Haluk diye. Ya Emre de bir tane dizi vardı Hani gider misin? Bir bölüm işte böyle bir bütçesi var. Dedim giderim. Para ihtiyacım var gideceğim. Daha ikinci bölüm yayınlanıyormuş. Doğru yolcu diye bir dizi. Ee, tamam dedim ben giderim hemen oynarım dedim. Ben artık nasıl bir can oynadıysam orada Aksiyon, bir, yani Anzaklarla Ç Çanakkale Savaşı anlatıyor Dur Yolcu dizisi. Seni 2008 işte Hazım Kömür Kömürcu işte Selin Demiratar, Arda Kuruluk e efsane kadro var. Daha yeni daha ikinci bölüm de benim oynadığım karakter Sihire ismi biliyor karakterin. Ben işte baş orada gittim işte e, Sıhiyer Anzaklı bir Sıhiyer'i bu esir düşen Türk, Türklere yardım ediyor. Hani kötüler içerisinde iyi bir karakter, handikapı var, ters köşe bir karakter. Yalova'nın dağın tepesine çekiyoruz. Yalova halkı falan çok seviyor tabii. Yalova'da çekildiği için bütün Yalova e, izliyor diziyi. Türkiye'de çok izlenen bir diziydi. E, benimki de kötüler arasında iyi bir karakter olduğu için çok sevilmiş, çok tutulmuştu benim karakter. Sağ olsun İsmail Güneş hocamız. E, oradaki oyunculuğumu beğendi benim. E tabi ben de böyle hani Yapacağım edeceğim yani ilk dizi yapayım bir şeyler bir bölümde olsa gidip oynayayım dedim hani kamera tecrübesi olsun vesaire falan işte kızı kurtarıyorum işte, e, Hazım Karamuçin oynadığı bir Türk subay karakter onun kızı e, esir düşüyor işte benim karakter onu bu savaşın ortasında buluyor bayır aşağı koşuyorum o dönemlerde anla kıyafeti botların dışına ip bağlanıyor hı hı. bir de botun dışına da ip bağlanıyor yılan girmesin diye nasıl sıkıyor ayağını gerçek işte kuru sıkı silah var. Anzak kıyafeti güneşin altında, üstümde kız buraya kadar bağlı, terliyorsun. Ya yandan füyeler, bombalar patlıyor. Yani gübre onlar. Yani gözüne yüzüne her yerine giriyor. Ben de bayır ormanda kız kucağımda koşuyorum. Arnold Schwarzenegger gibi aksiyon filmi gibi. Yani, o artık güçle hani şeylikle gideyim hani bir an önce paramı alayım, kiramı ödeyeyim falan filan öğrencisin de. Sonra kumsal iniyorsun, kumsalda koşuyorsun falan. Sağ olsun İsmail Hoca beğenmiş. Şey, i̇şte oğlum dedi hani seni de yazdıralım mı, oynar mısın projede devam eder mi dedim. Tabii hocam yani falan filan. Sonra ana karakterden birine yükseldi karakterimin. Hatta ismi oldu Murphy McMahon diye. İlk dizim oydu. Güzel bir başlangıç oldu benim için. Daha sonra işte Küçük Kadınlar'da yardımcı oyuncak oynadım. Ondan sonra işte Ayakta Kal sinema filmi geldi. Daha sonra Karagül vesaire bir 3-5 Karagül. Evet Karagül'de Karagül'de Şahin adam. Karakterini evet. canlandırıyor. Hep kötü adam. Evet. Bir işte ilk dizi Dur Yolcu da iyiydi. Ondan sonraki bütün dizilerde, işte adını Sen Koy olsun, Karagül olsun, Ayakta Kalsın'ın filmi olsun, diğer projelerin hepsinde. Hatta en son şu an geçen sene bir film çektik, TV filmi çektik. Ümit Kantarcılar, Pelin Uluksar... Yıldız Asyalı, çok güzel kadromuz vardı. O da polisiye romantik komedi bir iş. Yine orada tabii yine kötü adamdım ben. Televizyonla tiyatro ve sinema çok farklı. E, tabii ki. Şimdi tiyatroda gerçekleştirilen bir canlandırılan e, rolle televizyondaki aynen öyle. Canlı oynuyorsun ve ben senelerce komedi oynadım. Hem yani televizyonda sinemada hep kötü adamı oynadım. Tecavüz eden adam, kaçıran. Hatta tecrühedeki arkadaşlarım dalga geçer Ben hepsine selamlarım olsun. Ya oğlum elim bir kere gül tutmadı. Hep silah, sopa, işte zincir falan hep böyle hatta da, da, dala geçerler benimle. E, Tabii Gül Tuttu oldu romantik komedide, adını sen koydu e, ama ya çok karmaşık işler ya. ya, ya sabaha <laughs> kadar oturup konuşuruz yani gerçekten son Peki yok. senin en sevdiğin projen hangisiydi? Ne gibi mesela, hangi konuda? Gizli, film. Ya tabii ki ilk göz ağrım, Dur Yolcu benim için çok özel, çok farklı. E, tabii ki ilk sinema filmim Ayakta Kal, bunlar hep özel benim için. Karagül diyebilirim. Hı, hmm, Karagül. Evet, evet, Karagül diyebilirim. Eğitim de veriyordun aynı zamanda. Evet, evet. yani e, biraz da işin sosyal sonluk projelerinde de yer almayı seviyorum ben senelerdir. E, ya buna örnek olsun diye söylüyorum. Kimsesiz ve engel çocuklara tiyatro dersi verdik, drama dersi verdik. Bununla ilgilendim. Tekrar da arkadaşımın okulu var. Bir kolej orada tiyatro dersi verdim. Onun dışında İstanbul'da verdiğimiz yerler oldu. Ee, Tabii pandemiden sonra biraz daha dağıldı bu işler. ya İnsan artık bir yere gelemiyor maalesef ekonomi daha da yükseldi. Çok pahalı geliyor artık insanlara. Ee, eğitimi bir sene falan ara verdim ben. Bir de bir yandan benim anladığım da işletme. O yandan da ilerliyorum. Ee, Danışmanlık yaptığım şirketler var. Onlarla uğraşıyorum. Güzel gidiyor. Bu şekilde dediğim gibi şimdi ikinci romanı çıkartıyorum. O da 1949'da geçiyor. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Tekrar Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.